Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BMW'nin 1200'lük canavarıyla beraberiz. R1200 Adventure. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 1200'lük canavarla beraberiz. BMW'nin büyük oğlu BMW R1200 Adventure. Şuna bakar mısınız ya? Yani konuşmak istemiyorum. Yani gerçekten mükemmel keyifli bir alet. Bindiğin zaman böyle ulan ben bunu nasıl süreceğim? Gidebilir miyim? Yani düşürür müyüz? Düşünür müyüz? Bu tam şeyler aklını bir çeliyor. Sürmeye başladığın andan itibaren pamuk gibi bir alet abi. Çiçek gibi bir alet. Şu an aletin keyfini sürmek istiyorum. Soran olursa da eğer, evet abi gidiyor. Bak şimdi. Yani gazı açarsan şöyle söyleyeyim. Abi beni bir sal diyor ya. Hakikaten gazı açtığında beni bir sal diyor. Yani bazı insanlar der ya hani hayattan keyif almayı bileceksin. Evet bileceksin de hayattan keyif almanı sağlayan unsurlar da lazım. Buna bir tane BMW'de ekleyebiliriz arkadaşlar. Oğlum çok rahat. Bu motorun da bir hikayesi var. Onu da anlatacağım ama önce birazcık yolu da boş bulmuşken gazlayalım ha. Oğlum altında 1200 cc var Gorka. Ama bu motor bir alışma evresi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben mesela 1.75 boyundayım. Bu motor hakikaten ağır da bir motor ama sürdüğün zaman bunu hissetmiyorsun. Gerçekten de gidiyor. Sese bak. Altında 1200 cc var abi. Bir de BMW olunca. Arkadaşlar ilk olarak değinmek istediğim mevzu şu. Daha doğrusu bu videoya başlarken anlatmak istediğim ilk şey şu. Çünkü herkesin aklında genelde aynı soru işareti var. Bu motora binebilir miyim? Yani şu koca olana baksana be abi. İri yarı tank gibi motor. Gerçekten yanında ben cücük gibi kaldım. Ben 1.75 boyunda bir adamım. Tekrar söylüyorum. Bu motor gerçekten durduğunda ağırlığını hissettiriyor sana. Ben buradayım diyor ama alışıp sürmeye başladıkça da aa bu ne lan kuş gibi uçuyorum, kaçıyorum, gidiyorum falan moduna geliyorsun. Zaten sana mümkün olduğunca her şeyi özelleştirme hakkını da vermişler. Yani buna süspansiyon, yani sele yüksekliği de dahil. Bu detaylı zaten tek tek anlatacağım ama önden böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü herkes şunu gördüğü zaman bir tedirgin olur. Bu ne lan tank gibi bunu sürebilir miyim falan diyorlar. Abi sürebiliyorsun. Ben açıkçası bugünümü bu motora ayırdım. Bugün pazar. Sabah 10'dan beri bu motorlayız. Saat şu an 1.30 arkadaşlar. Dolayısıyla hani şey, sürdükçe süresi geliyor insanın. O ön yargıda gidiyor. Başta o bildiğin ağırlık var ya, sürerken yok abi. Tertemiz, çiçek gibi gidiyorsun. Ben hemen kendim çevre yoluna attım biraz motor alıştıktan sonra. Gazladım. Motor abi böyle bir istiyor hakikaten.
bas gidelim abi, ver gazı, ver benzini içeyim diyor yani. Şehir içinde de yani kompakt bir yer aslında, çok böyle nereden kaçacağım, nasıl gideceğim falan diye düşündüm, yalan yok. Ama kurtarıyor kendini. Hemen videodan sonra teslim etmeyi düşünmüyorum. Biraz daha turlayacağım. Yani akşam 5-6'ya kadar bol bol vaktim var. Şimdi çok lafı uzatmadan videoyu incelemeye başlayacağız. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, benim bir geleneğim var. Bu kanala abone olan herkes umarım bir gün istediği motosiklete kavuşur. Siz de aşağıdan abone olur, videoyu beğenir, like atar, yorum atarsanız sevinirim. İlaveten günün sorusu diye bir köşemiz var biliyorsunuz. Bugün de şu soruyu sormak istiyorum. Sizce 1.75 veya işte 1.70 boya sahip insanlar bu tarz büyük makineleri sürebilir mi? Bu tarz cüsseli makineleri kullanabilir mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi inceleme kısmına gelecek olursak, ben yine dersime çalıştım arkadaşlar. Bir sürü notum var. Önce şundan bahsedelim. Bizim motorumuz R1200 GS Adventure diye geçiyor. Düzgün, doğru telaffuzunu önce söyleyeyim. Bu motor 2015 model ve 60.000 kilometreye gelmiş. Bu motorun eski sahibi birçok ülke gitmiş. Bak burada her gittiği ülkenin de magnetini almış. Endonezya var, İngiltere var, İsveç var, Amerika var, Yunanistan var, İtalya var, Türkiye'de bir sürü yer gitmiş. Rusya'ya gitmiş, Route 66'ya gitmiş. Bayağı gezmiş. Hatta bak İspanya bile var. Yani sadece kilometresi zaten uzun yolda yapılmış bir motosiklet. Gayet de temiz bir motosiklet. Temel olarak bir bilgilendirme yapmamız gerekirse, bu motosiklet 125 beygir ve 1170 cc silindir hacmi var. Onu da söyleyelim. Herkesin aklında aynı soru var. Ben bu motoru sürebilir miyim? Benim boyum, benim kilom bunu kaldırmaya yeter mi? Hemen gösteriyorum abi. Ben 1.75 boyunda bir adamım. Hep söylüyorum. Bak şimdi. Böyle sağdan motora mı binir diyeceksiniz ama zaman kaybetmek istemedim. O yüzden direkt buradan bindim. Motoru aldık. Bak iki ayağımı böyle parmak ucunda yerde tutabiliyorum ama bu Mondial Extreme Max videosunda da söylemiştim. O da yüksek bir motosikletti hatırlarsanız. Böyle cross, enduro tarzı motorlu sürerken tek ayaktan destek alacaksın abi. Yani ikisini birden yere koymayacaksan zaten dengede değilsin. 890 milim ile 910 milim arası sele yüksekliğini ayarlayabiliyorsun. Bunu da buradaki süspansiyon ayarı sayesinde yapabiliyorsun. Benim ayağım böyle yere basarken yavaş yavaş tek tek kalkmaya başladı. Neden? Burada ayarlanabilir bir süspansiyonumuz var. Onun sayesinde sele yüksekliğini de ayarlayabiliyorsun. İlaveten anahtarsız çalıştırmamız var. Ben şu an ekranı açtım mesela. Anahtar cebimde olduğu için direkt geldi. Buradan her şeyi kontrol etme özelliğine sahipsin. Tabii bu 2015 model olduğu için burada sol tarafta analog bir kadranımız var. Devir saatimiz var. Onun dışında küçük bir dikdörtgen dijital göstergemiz var. Modlara gelecek olursak da burada bir sürü mod seçeneğim var. Bastığın zaman abi Route var, Dyna var, Enduro var, yağmur modu var. Her şeyi seçebiliyorsun. Biz tabii Route'da şu an kullanıyoruz. Buraya geldiğin zaman süspansiyon ayarını bile yapabiliyorsun. Ne yapıyorsun biliyorsun? Bastım burada abi normal, hard, soft. Ben normalde kullanıyorum. Bir de burada bir detay var. O çok hoşuma gitti. İki kişi, tek kişi, tek kişi çantalı, iki kişi çantalı diye modları da seçebiliyorsun. ABS'yi ayarlayabiliyorsun. Harici olarak hız sabitleyebiliyorsun. Ama bunları tabii motoru çalıştırdığımızda yapmamız gerekiyor. Bir de burada motosikletin bir GPS'i var abi. Bunun da ayarlarını buradaki mandaldan gene ayarlayabiliyorsun. Ben motora ilk bindiğim zaman eleştiri yapacağım iki nokta vardı. Bunlardan bir tanesi, abi şu kol var ya, yani bunu hala yenilerinde de böyle bu arada. Manuel böyle elle itip çekiyorsun abi. Hani Tofaş'ın camını açar gibi. Sen BMW'sin, öncü bir firmasın. Her şeyi doldurmuşsun. Gırtlak dolu bir motor yapmışsın. Bunu niye hala böyle? Hani şey, trafikte camı aç derler ya. Onu yaşıyorsun bunda. Nostalji yapmak istemişler belli. Bir de şu aynaya bakar mısınız? Gerçekten çok küçük bir aynası var. Yani şu kadarcık bir aynam var abi. Yani çoğu motorda daha büyük bir ayna var. Bu dedim bana yeterli olur mu? Yani kör noktası var mı? Gösterecek mi falan diye. Bak burada bir sıkıntı yaşamıyorum. Her şeyi net görebiliyorum. Okey. Bu küçük ayna işimi görüyor ama bu motoru daha önce bu tarafa düşürmüşler. Hatta bir gün önce ben almadan sağ tarafa düşürmüşler. İşte manet kırılmış, bir de buradakini ayarlayamadım o yüzden. Sağ tarafı hiç göremiyorum. Ama bunu baz alırsam, orijinal kırık olmayan aynaya baz alırsam, bu cücük kadar ayna bile gayet net. Hiçbir kör noktası yok. Bir de abi hoşuma giden bir diğer özel, şu ayakla bildirelim önce. Burada abi bir tane sana göz koymuşlar. İşte sigara sağlığa zararlıdır. Bunu şimdiden söyleyeyim. İçmeyin abi. Ben de içmiyorum ama sigara kullanıyorsan buraya çakmağını, sigaranı atarsın. Atıyorum. Çakmak atmayın. Isınır mısınız? Cart bir şey olur ama ufak tefek şeyleri koyabileceğin bir göz var. BMW logosunu burada özelleştirmişler. Motorla aynı renk yapmışlar. Şimdi abi motora oturdum, tamam mı? Şöyle bir boşa alalım. Motoru bir çalıştırdık. Önce bir sesi dinlettirmek istiyorum size. Şimdi bak. Duyuyor musun sesi? Pat 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 pat. Keyifli bir sesi var. Ben birazcık gaz vereceğim. Ben
Çok güzel abi. Yani bu sisli bir motor için bence egzoz yeterli. Yani bunu kalkıp bir daha değiştireceğini zannetmiyorum. He, bizim genco arkadaşlar oynar mı? Türkler abi yapar mı? Yapar. O ayrı bir şey. Bak çantayı da açık unutmuşuz. Hemen şunu da kapatalım. Çantası da çok rahat. Tak tak açıyorsun abi buradan. Kapatıyorsun. Kendi çantası zaten. BMW'nin. Şimdi jantlara gelecek olursak abi. Önde 19 inç bir jant kullanmışlar. Görüyorsunuz. Birazcık daha büyük. Şimdi arkaya gelecek olursak da 17 inçlik bir jantımız var. Bu arada lastikler yeni değişti. Pirelli lastik taktılar. Gördüğünüz gibi stok bir egzozumuz var ama bu egzoz zaten yeterli. Dediğim gibi bizim Türkler her şeyi yapabilir ama ben olsam buna müdahale etmem. İşte biraz önce bahsettiğim sele yüksekliğini ayarlama olayı buradaki sistem sayesinde oluyor arkadaşlar. Detaylarını zaten çektik. Benim bacağım da böyle yavaş yavaş parmak ucuna kalkmaya başladı. Mesela buradaki pegler falan çok güzel. Hani herhangi bir çamur durumunda bile kaydırmaz bence. Tabii biz bugün asfaltla sürdük sadece bu motosikleti. Önde de arkada da Brembo kaliperlerimiz var. Harici olarak bak bu motosiklette şaft var. Görüyorsunuz. BMW'nin birçok modelinde zaten yüksek sesle bunu kullanıyorlar. Sele'ye gelecek olursak da bu sele gayet rahat ve konforlu. Çünkü bu motosikleti alan insan çok şehir içinde takılacağını zannetmiyorum. Alır bunu abi gider 100 km'le, 300 km'le, 500 km'le, 1000 km'le, 1500 km'le, 10.500 km'le yol yapar. Ve ülke ülke gezer zaten bu da ülke ülke. Benden çok ülke gezmiş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Öyle bir motosiklet. Bu motorun 2022 modelinde farda bile fark var açılırken. Çok daha farklı böyle kayarak falan açılıyor. Bir de o R1250 diye geçiyor artık yanlış hatırlamıyorsam. Güneşin altındayız bazen dilip sürüşebilir lütfen bunlara takılmayın. Hemen teknik bilgilerle devam ediyoruz. Motosiklet 125 beygir. Dediğim gibi 1170 cc silindir hacmimiz var. Sele yüksekliği 890 ile 910 milim arası ayarlanabiliyor. Yakıt deposu 33 litre. Yakıt tüketimi 100 km için eğer ortalama 90 km hızla gidiyorsanız 4.3 litre. 120 km hız ortalamasına gidiyorsanız da 5.5 litre yakıyor. Ama tabii bu ağırlığa göre de birazcık değişecektir bence. Maksimum hızımız 200 km. Ağırlık konusunda da gelecek olursak 223 kilogram kuru ağırlığı ama ruhsatta 260 kilogram yazıyor. Muhtemelen bunda çantayı vesaire de hesaba katmamız gerekecek. O gibi durumlarda değişiyordur. Ruhsatta yazan net 260 kilogram. Son olarak kendi görüşlerimle bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. BMW abi her türlü detayı bizim için düşünmüş. Burada ufak bir cepten tut sürüş modlarına kadar her şeyi düşünmüş. Ama moto ilk bindiğin zaman böyle bir lan 1.75 boyundayım, 80 kilo adamım ben bunu sürebilir miyim falan moduna geliyorsun. Burası böyle hayvan gibi tank sürüyormuş gibi hissettiriyor. Alışınca abi hepsini sürüyorsun. Ben bugün bu motoru bırakmayı düşünmüyorum dediğin gibi çok keyifli bir alet. Ama ben bu yaşımda bu tarz motosiklet tercih eder miyim? Etmem. Eğer ben bu motoru aldıysam bilin ki çok zengin olmuşumdur. Yani yurttan parayı kırmışımdır. Çünkü şöyle, bunu aldığın zaman garajında tutacaksın. Yani uzun yol için keyfi kullanacaksın bu motosikleti. Harici günde kullanımda bir tane motorun olacak. Harici bir de böyle keyfine bir motorun olacak gibi bir ambiyans var bende anladın. Hani daha böyle paralı olmam lazım. Daha böyle zengin olmam lazım. Yani iş adamı abilere saygılar selamlar ama benim tek motorum bu olacaksa almam. Yani şu an öyle bir ekonomik özgürlüğüm yok ya da ekonomik limitim yok arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben bir gün bir GS sahibi olursam fark etmiyor. Adventure, R1250, R1200 vesaire falan. Bilin ki parayı YouTube'dan vurmuşumdur. Çünkü bunun haricinde bende 3 tane daha motosiklet mutlaka vardır ya da 2 tane daha. Çünkü bunu sadece uzun yolda kullanmayı tercih edeceğimi düşünüyorum. Bir de biraz daha NC için de aynı şeyi söylemiştim. Biraz daha yaşımın geçmesi lazım. Daha böyle keyifli. Keyifli derken bunlar da çok keyifli de daha böyle agresif, serseri, pislik motorlar sürmek istiyorum hala. Dolayısıyla durumu da böyle bir özetlemiş olayım. Şimdi arkadaşlar fiyatıyla alakalı da güncel bir bilgi vermek istiyorum. Bak 365.000'den başlıyor. Şuradan bakalım. 450 bin liraya kadar çıkıyor ama bugün ayın kaçı? 26 Haziran'dan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde maalesef ki sürekli kur değişken ve araç fiyatları da değişiyor. Motosikletler de buna dahil. Dolayısıyla güncel durum bu. Bunu da söylemiş olayım. Tarihiyle beraber söylüyorum. Sonra işte vay efendim o fiyat mı? Şöyleydi falan demeyin bana. Durumlar böyle arkadaşlar. Sizden ricam yeni bir Instagram hesabı açtım. Gorka.world. Artık buraya taşıyacağız arkadaşlar bütün işi. Yeni hesabım bu olacak. Bütün postal etkileşimler buradan gelecek. Desteğinizi bekliyorum. Kanala da abone olup beğenip yorum atarsanız sevinirim. Bir sürü içerik çekmeye çalışıyorum. İnanın çok koşturuyoruz. Yaz dönemi olduğu için haftada bir güne düşürdük yayın günümüzü ama içerikler hız kesmeden gelecek. Stoğumuz var merak etmeyin. Görmek istediğiniz, incelememiş istediğiniz motorları da yorumlarda yazabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tekeriniz düz bas. Bu arada motorun lastikleri de yeni değişti. High Cargo gibi, Marti gibi. Bir devam edeyim. Tam tepemizde şey yap olur mu arkadaşlar? Çekim yapayım dedim. Güneş açıp kapıyor. Martılar geliyor. Göstersene Nihat. Gitmiyor öyle. Gene gitmedi. Motor çalışırsak kaçar mı acaba? Bir deneyelim. Belki motordan kaçarsın.
Gitmiyor abi.